Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerinizin sağlıklı büyümesi için, yaprakları koyu olması için, güzel yaprak sahibi olması için arkadaşlar sizlere bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Kürümüz çok basit ve çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Ayda iki kere veriyorum. Bakar mısın sardunyalarımın yapraklarına? Yeni fideler çıkarmaya başladı. Yeni pıtırcık tomurcuk çıkarmaya başladı. Sardunyalarım, yılbaşı çiçeklerim hep sağlıklı yeni güzel yapraklar çıkarıyor. Gördüğünüz gibi kalanşomun rengine bakın. Ne kadar güzel sağlıklı. Birçok hanımlarımız kalanşo çiçeğinde problem yaşıyorlar. Güzel yetiştiremiyorlar. Küllenme hastalığına kapılıyor. Ben ayda iki kere vitaminli sularla besliyorum. Ayrı ayrı vitaminlerle besliyorum. Bugün de sizlere bakın ne ile geldim. Bugünkü videomuzun konusu çok önemli ve çok basit bir kürdü. Ben geçen videolarımda da paylaşmıştım. Bugün sizlere hidrojen peroksit ile geldim. Hidrojen peroksit yani oksijenli su çiçeklerimiz için çok faydalı bir kürdü. Özellikle 3% olan oksijenli suyu kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde bir kabın içerisinde satılıyor. Bunu siz eczanelerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi marketlerde bulamazsınız. Sadece eczanelerden bulabilirsiniz. Çiçeklerimizin yapraklarını püskürttüğümüzde bakın bu şekilde çok güzel görseli olan koyu renkli çiçeklerimiz oluyor. Yılbaşı çiçeklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel, sağlıklı, canlı, yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Sardunyam da aynı şekilde yaprak rengi koyu. Kalanşo aynı şekilde koyu renkli ve sağlıklı. Hepsini bu şekilde bakıyorum ve ayda iki kere oksijenli suyla yapraklarına dezenfekte ediyorum. Her zaman olduğu gibi dinlenmiş suyumuzu alalım. Kaşığımız bakın bu şekilde orta boy çorba kaşığı kullanacağız. 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı oksijenli su katmamız gerekiyor. Şimdi kapağını açalım, suyumuzu koyalım. Yapımını göstereyim sizlere. Ben bu işlemi ayda 2 kere yapıyorum. 15 gün aralığıyla yapıyorum. Çiçeklerimin yapraklarına püskürtürüm. Bu 15 gün aralığında arkadaşlar ayrı ayrı kürler de veriyorum. Köklerinden de veya yapraklarından da. Sonbaharda en çok yapraklarından beslemenizi tavsiye ederim. Çünkü kökleri artık yorulmuş bir durumda, yapraklarından beslenmek istiyor çiçekler. Şimdi bu şekilde kaşığımızı doldurduk. Tam dolmasa da olur. İyice güzelce karıştıracağız. Bu karışımı çiçeklerimizin yapraklarına püskürteceğiz bugün. Bu kürü köklerinden de besleyebilirsiniz. Nemli bir toprağına verebilirsiniz. 15 gün aralığıyla azar azar büyük boy saksılarımıza bir çay bardağını ölçüsünde, küçük boy saksılarımıza yarım çay bardağını ölçüsünde nemli bir toprağına vermeniz gerekiyor. Bu kür çiçeklerimizin toprağında olan hastalıklardan kurtarmış oluyor. Toprağın içerisinde mikroplar varsa da, mantar hastalıkları varsa da arkadaşlar hepsini aradan kaldırmış oluyor. Aynı şekilde yapraklarına püskürttüğümüzde yapraklarında olan mikropların hepsini aradan kaldırmış oluyor. Gelecek olan hastalıklardan korumuş oluyor çiçeklerimizi. Bu şekilde hava dolduracağız. Bakın hava güzel dolmadı. Şimdi yeniden dolduralım. Evet, bu şekilde güzelce yapraklarının altına, üstüne, her tarafını püskürtmemiz gerekiyor. İnanılmaz fayda sağlayan bir kür. Ben sizlere paylaşıyorum. Çiçeklerinizi nasıl hastalıklardan koruyabilirsiniz? Ben yaz boyunca çiçeklerimi bu şekilde koruyorum. Biliyorsunuz kalanşo çiçekleri çok çabuk hastalığa tutulan bir çiçek. Küpeli çiçeği aynı şekilde hastalığa, küllenme hastalığına tutulan bir çiçek. Görüyorsunuz kalanşolarım ne kadar güzel, sağlıklı, yaprak rengi koyu. Hep besliyorum. 15 gün aralığıyla oksijenli su püskürtürüm. Bu suyların arasında zencefil de püskürtürüm, tarçın da püskürtürüm, zerteçal da püskürtürüm. Sarımsaklı su yapıyorum, kür yapıyorum. Onu da yapraklarına püskürtürüm.
Bu aralar sonbahardayız. Sonbaharda çiçeklerin en çok yapraklarından beslemenizi tavsiye ederim. Çiçeklerinizin yapraklarından beslediğinizde daha güzel, sağlıklı büyüyecek arkadaşlar. Kalonşa çiçeklerinizi haftada bir kere vitaminli su püskürtün. Mesela bugün oksijenli su püskürttümse 15 gün aralığıyla yine oksijenli su püskürteceğim. Bu 15 gün arasında yine zencefilli su veriyorum çiçeklerimin yaprağına veya sarımsaklı su püskürtürüm. Çiçeklerim her hafta vitaminli suyla yapraklarından besleniyor arkadaşlar. Doğal olarak hiçbir zararı olmuyor. Sardunyalarıma bakar mısınız? Yeniden filizlenmeye başladı. Her tarafından sonbahara gidiyoruz. Yaprakları yeşil, sağlıklı. Maşallahınızı alayım. Kalonşa çiçeğim yine aynı şekilde gördüğünüz gibi fide diktiğim sardunya güzel tomurcuk çıkarmaya başladı. Yaprak rengi koyu. Yılbaşı çiçeğim de dallandı, butaklandı. Gördüğünüz gibi kalonşalarım rengi koyu. Çok güzel gelişim gösteriyor. Kırıp kırıp dikmiştim bu şekilde fide halinde. Haziran ayında çok da güzel yaz ayında tuttular, büyüdüler, hastalanmadılar. Bu yılbaşı çiçeğime 4 gün önce ben sirkeli suyla sulamıştım. Bakar mısınız? Ne kadar güzel yaprak çıkardı. Yeni küçük yaprakları geliyor. Bakın buradan da geliyor. Net olarak gösterebiliyorum mu? Yaprağın dibinde yeni yapraklar çıkmaya başladı. Sirkeli su da çok önemli, çok faydalı bir kür. Çiçeklerinizi sadece ölçüsünü doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Doğru bir şekilde çiçeklerinizi beslediğinizde çiçekleriniz bir zararı olmayacak hiçbir şekilde. Sirkeli suyu sadece 6 veya 9 faizli kullanmanız gerekiyor. 9 faizli sirkeli suyu 1 litrenin ölçüsüne 1 çay kaşığı koyacaksınız. 6 faizli sirkeli suyu 1 litre suyun içerisine 1 çorba kaşığı koyabilirsiniz. Bu şekilde bakım yapıyoruz. Çiçeklerimizi güzel geliştiriyoruz. Güzel coşmasına yardımcı oluyoruz. Güzel yapraklarının çıkmasına yardımcı oluyoruz. Bu yapraklar çıkmasa bizim sonbaharda güzel çiçek açmaz yılbaşı çiçeklerimiz. Aynı şekilde kalonşa çiçeklerimiz hep sonbaharda çiçek açmaya başlıyorlar. Ben sizlere kürler tarifi veriyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bu kürleri ard arda vermeyin. 15 gün aralığıyla çiçeklerinizi besleyin. Bugün bu kürü paylaştımsa yarın bir başka kür paylaşsam onu da vermeyin. 15 gün geçtikten sonra çiçeklerinizi besleyin. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.